Bizi bekliyor Meltem abla. Evet, şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi, halıya çay döküldü, asitli içecek döküldü, kahve döküldü. Hı. Aslında bunları çıkartmak son derece kolay. Şurada bir kağıt havlu alıyorum. Biz niye çıkartamıyoruz o zaman? Çünkü sadece yanlış olarak işlemler. Düşünmeyin, aslında buna koltuk da dahil, değil mi? Yani yanlış koltukta işlemler uyguluyoruz yaparken. Dolayısıyla da bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu da ne kadar güzel, bu ipek alımı. Ay vallahi çok güzelmiş. İpek değil ama güzel bir halı. Ayrıca ipek gibi de görünüyor gerçekten. Şimdi şurasına. Ay, emin miyiz? Eyvah, çayı eyvah. Döküverdim. Şimdi eyvah, çay döküldü. Yapmanız gereken en öncelikli şey, halının yanına. Üstüne dökülen çay lekesini güzelce emdirmek. Komple fazlasını almak. Bak, basıyorum, hala çıkıyor. Ne güzel oturdun. Vallahi çok üstürüple oturmaya çalışıyorum. Sağımdan solumdan. Arkadan tamam. Görünse de çok. Arkada kimse yok nasılsa. Fazlasını aldırdığınızda ve hatta eğer halınız buradaki gibi kalkabilen bir halıysa, altına da muhakkak bir tampon koyuyorsunuz. Çay lekesini, kahve lekesini en güzel çıkartan şey aslında buzlukta dondurduğunuz sirke. Sirkeyi dökülen lekenin üzerine koyun, bırakın orada erisin. Ama benim buzlukta donmuş sirkem yok, halıma da çay ya da kahve döküldü diyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey, hani banyoda şöyle lif vardır ya, kullanırız kuzum. Bir lif alıyorsunuz. Sen de benim gibi başladın kuzum kuzum. Kuzum güzel ağzı. Sorular geliyor. Bak, tencere ve çaydanlıktaki su lekesi nasıl çıkar? Sorar mısınız? Hemen. Tencere ve çaydanlıktaki su lekesi. Aa, mandalin sirkesi yapmış Mine Hanım. Çok acı oldu diyor. Mandalin sirkem. Kabuklarınla beraber. Ben mandalina ya da portakal sirkesi yaparken bir taşım bir gece suda doğradıktan sonra bekletiyorum. Sonra o suyu süzüyorum. Ayşe Hanım, ben bunu hiç denemedim ama hiç aklıma gelmedi bak. Bunu kahvelisini yaptım da süpersiniz. Ayşe Hanım şöyle yapıyormuş. Fasulyeyi sodalı suda akşamdan ısılıyormuş ve piştiği zaman da gaz yapmadığını görmüş. Tabii. Hiç aklıma gelmedi. Biz kimyon koyarız içine. Ben bunu deneyeceğim bakayım. Sodalı suda akşamdan ıslayınca. Enteresan. Perdedeki is lekelerini sormuşlar. Ya perdedeki is lekelerini çıkartmak için yumurta kabuklarını atmıyorsunuz. Yumurta kabuklarını bekletiyorsunuz. Onları bir tülbentin içine koyuyorsunuz. Ağzına bağlıyorsunuz. Leğenin içine ya da bir küvetin içine perdelerle birlikte basıyorsunuz. Bütün kiri emiyor. Duvardakini de çıkartır mı? İs lekesini, duvardakini. Oksijenli su. En güzel çıkartan şey. Bakayım. Peki. Halı lekelerinde ciddi sıkıntılar var. Bu çaydı ve hiçbir şey kalmadı. Peki bu mürekkep olsaydı, çocuklarımız çizseydi bunu. Ha, mürekkep lekesini de hemen şurada göstereyim istersen bak. Bulaşık makinesi parlatıcısı var değil mi? Kullanıyoruz bulaşık makinesi parlatıcısını. Hanımlar hala kullanıyor. Sen silmeye devam ediyorsun. Hı-hı. Neyle? İlk önce bezi beyaz sabunla köpürttüm ve halının üzerine çamaşır sodası hiçbir döktüm. Hiçbir şey kalmadı bundan. Ve sildim. Hı. Şimdi. Hiç, çizdim. Hiç acımadın. Vallahi. Çizdim. Şöyle göstereyim. Şurada. Eyvah. Bulaşık makinesi parlatıcısı hangisiydi kızlar? Bu olabilir mi? Kokladım, bu olabilir. Bu muydu? Bu bulaşık makinesi. Yoksa mutfaktan alıp geleceğim. Kızlar bardağa koydular. Hı. Diğer taraflar da mor oldu. Eyvah, olsun. Her taraf mor oldu. Çok oynatmalı da kuzum görelim. Bak. Bir açıp gösterir misin? Ha, çıkarttı ama diğer taraf da morardı. Şimdi gömleğinizi kalemi koydunuz cebinize ve aktı. Bak, görüyor musun? Ay evet. Ama diğer taraflar ama mosmor suya oldu. Sokup yıkayacaksın sonra. Ha, bu kadar değil tabii. Tabii. Bak, asıl çizdiğim yer yok, orada komple kayboldu. Kalmadı. Yine sokup çıkartıyorum. Neye sokup çıkartıyorsun, onu da tekrar söyle. Bulaşık makinesi parlatıcısı. Bulaşık makinesi parlatıcısı. Bak, şurada da var biraz. Burayı da bastıralım. Çok güzel bir mürekkep çıkartıcıdır. Halınıza döküldü, koltuğunuza döküldü. Muhakkak halınızın ya da koltuğunuzun ya da gömleğinizin bir ucunda deneyin.
Bir tarafında deneyin. Halıya sakız yapıştı. Bak. Nasıl çıkartılır diye sormuş Belma Hanım. Halıya sakız yapıştı sirke. Sirkenin şöyle bir özelliği var. Dökülen her neyse leke çürütüyor. Çürüyen şey de çabuk çıkıyor. Peki Zahide abla, kuruduysa çay ve kahve lekesi aynı işlem o zaman da geçerli demiş Emine. Yapabilirsiniz tabii ki, geçerli. Tabii ki geçerli. Yine olur. Tabii ki geçerli. Halıma şalgam döküldü diyorsun. Şalgamı da çıkartı. Kırmızı leke kalmış ama. En güzel çıkartan şey de oksijenli sudur. Ay çok üzülüyormuş. Oksijenli suyla. Beyaz deri sandalyelerimi mavi tükenmez kalemle karaladı çocuğum diyor. Bir türlü geçmedi. Bulaşık makinesi parlatıcısıyla çıkartabilirsiniz. Yine. Tabii. Aa, bembeyaz oldu gerçekten. Tabii, biraz daha bu çamaşır makinesinde yıkandığında. Yok yok, bembeyaz oldu. Hiç nereye sürdüydük belli bile değil. Süpersin. Yani renkli bluzlarınızı da deneyebilirsiniz. Pembe olur, mavi olur. Hani lekelenecek diye korkmayın. Biraz bulaşık makinesi parlatıcısı alın. Güzelce oraya minik minik batırıp ufak ufak çitileyin. Göreceksiniz ki lekeden eser kalmayacak. Peki halısına gazlı içecek dökülmüş siyah olanlardan. İşte başta da söyledim kurumuş ya. Kurumuş ama sonra silmiş deterjanlı ama çıkmadı, ne yapabilirim diyor. Ya, helef can aslan. Şimdi ilk önce buzlukta sirkeyi donduruyorsunuz. Lekenin üzerine koyuyorsunuz. Burada var mıydı acaba buzlukta donmuş sirkemiz bizim? Hadi bir koş aldım. Dilam kızım, ben seni çok seviyorum ama benim sorularımı cevaplamıyor onu demiş. Kuzum görsem ah keşke, şuraya onu yazacağına bak, sorunu yazaydın da onu görseydim. Ay İpek Saray bak. Hanım demiş, Zahide Hanım sizi seyrederken alıma çay döktüm. O halıyı siz bize getirin, biz burada çıkartalım. Bak döktüğümüz çaydan hiçbir iz kalmadı, gördün mü? Ha şimdi deneyeceğim sizin yaptığınız gibi işlemleri diyor. Hadi inşallah. Saç boyası lekesi halıya ya da kıyafete döküldü. Nasıl çıkar? Saç boyası çok fazla kimyasal bir içerik ama aslında. Ama yıkadıktan sonra fark etmiş, demek ki zaman geçmiş. İşte bir defa lekelerdeki en büyük sorun şu, ilk müdahale çok önemli. Yani ne ile çıkartacağınızı bilmeden müdahale etmeyin. Sağ ol kızım. Dolmuş mu? Bu ne, onu bir yakından bir gösterir misiniz? Bu donmuş elma sirkesi. Şöyle gösterelim. Normal. Şöyle hiç almasaydın kuzum, hemen şöyle bakın. Gösterelim. Onu da şunun üzerine getirir misin? Bakın bir tane çıkarttı Meltem abla. Elma sirkesini normal derin dondurucuya koyduk böyle bir şeyin içinde. Dondu. Peki bu ne yapacak şimdi? Şimdi bunun normalde sirkeyi de dökebilirsiniz üstüne ama sirkeyi döker dökmez yayılıyor. Bunun özelliği şu, sakız yapıştı, ne bileyim pancar lekesi oldu, kırmızı bir leke oldu. Bunun özelliği şu, donmuş halde olduğu için koyuyorsunuz, yavaş 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 eriyerek oradaki lekeyi çürütüyor. Leke çürüdüğü zaman da çok daha kolay çıkıyor. Sonrasında yapmanız gereken şey de bizimki gibi hemen dökülen bir çay kahve değil ve beklemişse sirkeyi bekletiyorsunuz. Sonrasında da üzerine çamaşır sodası, şöyle çamaşır sodasını serpiyorsunuz. Ama bezinizi de, yıkadığınız bezinizi de beyaz sabunla güzelce şöyle köpürtüyorsunuz. Bunu bu işlemden sonra mı yapıyoruz? Evet, sirkeyi koydun, bu burada eridi. Ha, ay eridi cidden. Evet. Buz haline dönüşüverdi. Burada eridi. Eridikten sonra üzerine çamaşır sodasını gezdirdim. Şöyle lekenin üzerinde ovaladım onu. Güzelce. O bayağı eridi, halı da onu emdi. Halı onu emdi. Sonra beyaz sabun. En güzel leke çıkartıcıdır beyaz sabun. Beyaz sabunla birlikte güzelce, leke yoksa bile beyaz sabun ve çamaşır sodası halıdaki bütün kiri, lekeyi komple söker. Bak hiçbir iz kalmadı, gördün mü? Pırıl pırıl hale geldi. Ay halının rengine baktıkça içim açılıyor. Ne güzel bir renk bulmuşsunuz vallahi Sevil, süpersiniz. Tencereleri nasıl parlatabiliriz diyor. Tencereleri parlatacak birkaç tane yöntem var. Birincisi yine suyla karbonatla sirke. İkincisi limon tuzu. Limon tuzu muhteşem bir parlatıcıdır. Çaydanlığınızın içini temizler, içinin kirecini alır. Tencerelerinizin içini temizler, içinin kirecini alır. Hatta yanık çaydanlığınız ya da yanık tencereniz varsa daha ne yapsın? Onun içine birazcık limon tuzu, birazcık karbonat gezdirirsiniz. Yahut da evde soda varsa limon tuzunun üzerine birazcık bu içtiğimiz sodadan dökün. Hepsinin lekesini ve yanmış tencerelerdeki lekeyi çıkartır. Halıma kabak tatlısı şerbetiyle döküldü. Ne yapmam lazım? İlk önce bizim yaptığımız gibi tamponlayarak
bir havluyla, bir bezle fazlasını almanız lazım. Fazla kalan her malzeme daha çok yayılmayı sağlar. O yayılmayı önlemek için fazlasını güzelce emdirin. Sonra ilk önce duru suyla silin ki şekeri almış olun içinden. Şekeri aldıktan sonra da şekerli bir şey döküldüğünde yapmanız gereken şey oksijeni seyreltin suyla, seyrelttiğiniz suyla silin. Reyhan Hanım, bebeğimin şurubu halıya döküldü, nasıl çıkar? O da çıkar demiş. Aynı formülle. Aynı mı? Aynı formülle. Peki, o da çıkar. Şimdi bu da önemli. Bebeğimin dışkısı diyeyim, zıbınlarından çıkmıyor. Çıksa da leke kalıyor, ne yapayım ah, demiş. Ah bebeğim, işte birazcık oksijenli suyla bekletirsen bebeğinin, ne bileyim şeftali lekesi, elma lekesi, içtiği sütten kaynaklı badisine bulaşan kaka lekesi, hepsinin çıkması hafif oksijenli suyla. Peki. Güzelce ovup çitileyin, mis gibi pırıl pırıl çıkar. Kalkalım mı artık yavaş?